Gündem Özel'den iyi akşamlar sevgili Manisalılar. Gündem Özel bu akşam çok özel bir konu ve özel konuklarla sizlerle birlikte evlerinize konuk oluyoruz. Konumuz revizyon imar planı. Manisa'da herkesin bilinin de bilmeyenin de zannedenin de konuştuğu, bir takım tevatürler ürettiği, gerçek veya gerçek dışı bilgileri birbirine naklettiği revizyon imar planı. İşte o konuyu konunun asıl uzmanlarıyla, revizyon imar planını yapanlarla konuşacağız. Manisa Belediyesi ile konuşacağız. Canlı yayın stüdyomuzda konuklarımız Belediye Başkan Vekili Azmi Açıkdil. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Manisa Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Taner İçöz. Hoş geldiniz. Evet, Manisa'nın revizyon imar planını gerçekleştiren şehir plancıları stüdyomuzda konuklarımız Sayın İsmail Günal. Hoş geldiniz. Ve Sayın Ahmet Turgut, hoş geldiniz. Evet, revizyon imar planını masaya yatıracağız. Ama önce bu revizyon imar planına gerek var mıydı? Manisa'da revizyon imar planı yapılmamış olsaydı olmaz mıydı? Niçin bu kadar insan tedirgin edildi? Buna gerçekten gerek var mıydı diye sormak istiyorum. Yapılmasa ne olurdu? Revizyon imar planı çok mu gerekliydi? Önce tüm Manisalı hemşerilerimin, bizi dinleyen, bizi izleyen hemşerilerimizin iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar. Tabii bu revizyon imar planı sadece revizyon, ilave imar planı da var. Çevre yoluna kadarki boş alanlarında ilavesiyle bu plan oluştu. Şimdi biraz eskilere gidelim ve bu zamanımıza kadar da neler yapıldığını bir kısaca özetlersek, 1922 yılında Yunan işgalinden sonra o zamanki hükümet 5 sene sonra 1927'de Manisa için ilk planı yapmış. Yani bu da şunu gösteriyor. O zaman Manisa'nın işte 3'te 2'si yakılıp yıkıldığından dolayı ortada Manisa diye bir şey kalmamış. Ve 5 sene gibi o telaşın içinde, o imkansızlıkların içinde bir plan yapılmış Manisa'ya. Bu planda bütün şehir planlanırken tarihi eserlere de dikkat edilmiş. Bir veya iki katlı, en fazla 3 katlı planlar yapılmış. Çoğu da korunmuş tarihi eserlerin. Bu plan giderek 70-75 yıllarında işte Laleli kısmına yeni plan yapılmış. 87-89 yılında da yeni bir imar planı yapılmış. Bu imar planında 2 ve 3 katlı tarihi eser çevresinde korunan binalar 5 ve 7 katlı olarak ilave imar planında da bunlar yapılmış. Dolayısıyla tarih eserlerin etrafında şu anda baktığımızda çok katlı binaları görüyoruz. İlk yani Bizanslar döneminde Bizans Kalesi dediğimiz civarda yerleşmişler. Manisa eteklerine yerleşmiş Manisalar. Daha sonra Saruhan Beyliği zamanında biraz daha aşağı inmişler. İşte Gülgün Hatun Kabak Tekkesi'nin bulunduğu yerlere kadar inmişler. Osmanlı döneminde de Sultan Camii'ne kadar yayılmışlar. Cumhuriyet döneminde bu yayılma demiryoluna kadar ve ondan sonra daha ileriki tarihlerde demiryolunu atlayarak ovaya doğru yayılma olmuş. Bu demiryolunu atlayarak yayılması da organize sanayinin 62 yılında kurulmasından sonra ve 70'li 75'li yıllarda sanayinin birinci ve ikinci kısımlarının artık yerleşilip de işçiye ihtiyacı olduğu zaman da göçten dolayı demiryolunu atlayarak ovaya doğru yayılmıştır. Tabii bu 89 yılında yapılan plan 5 katlı 7 katlı binalar ovaya doğru yayılıp da onlara imkan bulamayınca imar ıslah planları yapılarak bazı düzenlemeler yapılmış. Bunlar çözüm değilmiş tabii o zaman yapıldığında. Ancak günü kurtarmış. Serbest nizam 2 katlı binalar yapılmak zorunda kalınmış. Ve şahıs parselleri olduğu için işte bir şahıs tarlasını parsel ederken 2 metre yola bırakmış. Öbür şahıs komşu parsel şahsı da 2 metre bırakmış. 4 metre, 6 metre gibi yollar oluşmuş. Bunların içine de 2 katlı binalar yapılmış. Daha sonra işte kaçak yapılaşmayla 3 kat olan yerler var, 4 kat olan yerler var. Bir çarpık kentleşme almış gitmiş. Fakat
89 yıllarında Manisa nüfusu 80-90 binken bu nüfus giderek artmış. Nüfus artışıyla da revize planlar yapılması gerekmiş. Yer yerde bu imar planı delinmiş. İşte 5 ve 7 katlı derken bakıyoruz 12 katlı binalar yapılmaya başlanmış. Dolayısıyla her sıkıntılı bölgede tadilat yapılarak, revize edilerek 89 imar planı bozularak, delinerek bugüne kadar gelmiş. 80-90 bin nüfus 100 bin, 200 bin olmuş. Şu anda 300 binin üzerinde, 320 yani bin civarında diyoruz. Ciddi imar planı çalışması 1989 yılında evet. Yapılmış. 89'da Manisa'nın nüfusu 90 bin, yıl 2012 Manisa'nın nüfusu 350 bin. 350 bin. 350 bin nüfuslu Manisa'yı 90 bin nüfuslu Manisa'da yapılan imar planıyla imar etmeye, tabii, revize... 89'da yapılan imar planı 300 bin nüfusu barındıracak bir plan değildi haliyle ama revize imar planına, tadilat imar planlarıyla biraz daha alanı genişledi, güzel yurtun olduğu taraflar falan. Bu 300 bin nüfusu yerleştirmeye çalışılmış. Ama köklü bir plan yapılmamış. İşte ovaya doğru yayılma derken ta Sipil Mahallesi'ne kadar yani su ekilir biçilir alanların ortasına kadar gece kondulaşma devam etmiş. Şu anda organize sanayi bölgesinde 40 bin çalışan var. Bu organize sanayi bölgesi de öyle bir teklif de var. Daha da genişlemek istiyor. Haklıdır. Yani organize sanayi bölgesinin ülkemize sağladığı katma değer bir hayli yüksek. Ve de hakikaten Türkiye'de ilk üçe giren bir organize sanayi bölgemiz. Büyümekte de haklı çünkü talep çok bu bölgeye. Organize sanayi büyüdüğünde çalışan nüfus 60 bin ulaşacak. Bu 350 bin dediğimiz nüfus 400 binlere kadar yaklaşacak. Şimdi bizim hem revize hem de ilave dediğimiz imar planı 20 yıllık periyotta aşağı yukarı 500-550 bin nüfusu barındıracak şekilde planlandı. Yani eskiden bu zamana neden gelindi, niye bu plan yapıldı? Eğer bu plan yapılmamış olsaydı artan göç nüfusuyla gece kondulaşmaya mani olunamayacaktı. Çarpık kentleşme devam edecekti. Dolayısıyla bunu önlemek için de yeni bir imar planı gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Evet, Manisa merkez ile Horozköy. Bunlar ayrı ayrı idari birimlerdi. Birisinin de işte valisi, öbürünün kaymakamı vardı. Kendisine göre Horozköy'ün bir belediye başkanı vardı. Ve bu iki merkez zaman içerisinde birleşti. Birleşirken de sizin dediğiniz gibi ek ilave imar planlarıyla mesela geçtiğinde imar planı yapılmamış olsaydı, yani şu revizyon imar planı yapılmamış olsaydı Manisa ne olurdu? Yani şimdi revize imar planı bana göre daha önceden yapılması gerekirdi. Çünkü dikkat ederseniz demiryolun altındaki mahalleler imar istihdam planların dışına doğru taşmaya başlamış ve o taşmalara plan getirilemiyor. Kaçak yapılaşma var. İşte zamanla af geldiğinden elektrik su bağlanıyor, sosyal ihtiyaçları karşılanıyor ama bir imar planı yapılamıyor. Dolayısıyla eğer plan yapılmamış olsaydı bu kaçak yapılaşma daha da devam edecekti. Şurada da haklılar, yani ben kaçak yapılaşmayı savunmuyorum ama bir plan da yapmayınca vatandaş nerede oturacak? Mutlaka plan yapılması gerekiyor. Ve dikkat ederseniz kiralarımız 500'ün altında kiralık ev çok az. Kat karşılığı yapan müteahhitlerin en büyük sıkıntısı da %40-%45'ler civarında arsa paylarının olduğu söyleniyor. Artık %40'ın altında inşaat yapılacak arsa da kalmadı. Bu da arsanın sıkıntıya girmesinden, arsa olmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ilave imar planı bu sıkıntıyı da giderecektir. Daha rahat bir şehirleşme imkanı sağlanacaktır. İmar planı olmayınca arsa olmuyor. Arsa olmayınca arz talep dengesi arsanın lehinde gelişiyor. Tabii. Dolayısıyla bina değeri artıyor, kira değerleri artıyor. Tabii. Bina pahalı olunca kira da pahalı oluyor. Tabii yani, Birbirini tetikliyor aslında. Alım gücü de düşüyor binalar pahalandıkça. Dolayısıyla hepsi birbirini tetikliyor. İmar planı olmayınca konut pahalı oluyor, kira pahalı oluyor. İmar planı olmayınca gece kondulaşma oluyor.
Bu döngüden Manisa'nın çıkması için bu çalışma bugünkü belediye yönetimi tarafından yapıldı ve ortaya konuldu. Evet. Ama bir şey var, çok tartışılıyor, çok itiraz var. Ben plan proje müdürümüze sormak istiyorum. Revizyon imar planı belediye meclisinden geçtikten sonra ne kadar başvuru oldu Manisa Belediyesi'ne, ne kadar itiraz, ne kadar şikayet oldu? Şakir Bey, revizyon imar planı askıları indiğinden itibaren belediyemize 7000 civarında dilekçe geldi. 7000. Bu sizin beklediğiniz bir rakam mıydı? Diğer şehirlerde nasıl tepkiler verildi? Bunlar ne kadar ölçülmüştür? Şimdi tabii ya, vatandaşlar bir şekilde yanlış yönlendirildi. Gerçekleri tam anlamakta zorluk çektiler. Yani o şey yapamadık. Biraz anlatım zorluğu da çekildi tabii. O yüzden biraz fazla oldu. Bunların tabii plancı arkadaş anlatacak şimdi. Bunların çoğu tren yolunun altındaki demin bahsettiğiniz o kaçak yapı bölgelerinden geliyor. Merkezde Sultan Cami civarında bir şikayet var. Yani oralarda belli yörelerde var. Evet, Sayın Başkanım siz ne diyorsunuz? Demir yolunun altını konuşacağız az sonra ama Sultan Cami civarındaki vatandaşların şikayeti nedir? Şimdi merkezde yapılan plan revizyon imar planı adı altında geçiyor. Dolayısıyla burada aksayan taraflarının revize edilmesi gerekiyordu. Mesela Sultan Cami'nin önünde o da meydan fikri de şundan kaynaklandı. Mesir bizim uzun yıllardan beri 470-472. Yıldan beri yapıla gelen bir geleneksel kutlamamız. Ve bunu mesiri saçarken caddeye saçıyoruz. Öyle bir meydanımız yok. Dolayısıyla bir meydan fikri ondan kaynaklandı. Yani mesir meydanı yapılabilsin. Bu etkinlik artık günlük, üç günlük, bir haftalık değil de biraz daha zamana yayılsın. Ve o meydanda mesir saçılmazdan evvel çeşitli etkinlikler yapılabilsin. En sonunda pazar günü mesir saçılarak da bu festival sonlansın düşüncesinden kaynaklandı. Tabii buradaki bu düşünce bana göre çok yerinde bir düşünce. Ancak uygulaması güç. Yani oradaki binaların istimlakları bir hayli yüksek paralara mal olacak. Tabii belediyenin öyle bir gücü yok bunu uygulamasında. Dolayısıyla o fikirden vazgeçildi. Ama ileride olur mu olmaz mı, 10 sene sonra, 20 sene sonra yapılır mı yapılmaz mı? Artık o zamanki belediyenin idarenin yapacağı bir iştir. Ve hiç de yapılmayabilir, öyle de kalabilir. Biz ondan vazgeçtik. Yani meydan uygulamasından vazgeçtik. Peki aslında, vazgeçtik diyorsunuz ama şimdi bunu nasıl vazgeçilecek? Yani şimdi belediye meclisine teklif mi gelecek? Yok, onu şöyle anlatayım. Şimdi bu 5000'lik planlar bir taslak plandır, bir yol haritasıdır. Bir genele uzaktan bir bakıştır. Bunlar detaylandırıldığında 1/1000'lik planlar safhasına geçilir. 1/1000'lik plan safhasına geçildiğinde zaten o meydana da itirazlar vardır oradaki vatandaşlardan dolayı. Bunların itirazları da meclise gelip oradan komisyona havale edildiğinde komisyona tartışılacaktır. Komisyon da benim düşündüğüm gibi düşünürse, ya şimdi bunu yapacak hem gücümüz yok hem de zaman değil derse, o planda yani 1/5000'lik plan 1/1000'liğe geçtiğinde değiştirilebilecek. Evet. Ve bu planı yapanlara döneceğim ama bir konu daha var. Bu imar planı hazırlanırken diğer illere bakıldı mı? Nasıl örnekler yapılmış? Manisa'da aslında nasıl olmalı? Uygulama örnekleri var mı? Şimdi, neye dikkat edin? Şakir Bey şöyle, şimdi her şehrin kendine has bir yaşantısı var. Son zamanlarda devamlı söylene gelen bir laf var. Marka şehir olacağız, marka şehir olacağız. Bu neden kaynaklanıyor? Yani çarpık kentleşme sadece Manisa değil, Türkiye genelinde var. Bu çarpık kentleşme o hale gelmiş ki artık şehirler birbirine benzemeye başlamış. Yani Manisa'nın Aydın'dan, Aydın'ın ne bileyim Uşak'tan, Uşak'ın Balıkesir'den farkı olmaz hale gelmiş. Dolayısıyla her şehir kendine has bir yaşantısıyla, kendine has bir tarihi özelliğiyle marka şehir olma için çareler aramaya başlamış.
Yani acaba işte Konya'da nasıldır, Uşak'ta nasıldır, biz de ona benzer bir plan yapalım fikri bana göre uygun değil. Manisa'nın bir dağı var, ovası var ve de sınırları belli. Ve dağıyla, ovasıyla ürettiği malzeme, organize sanayisi var. Bütün bu etkenleri göz önüne aldığınızda bir plan çalışması yapılması gerekir. Az önce dediğim gibi Manisa dağdan ovaya doğru yayılarak şehirleşmiştir. Tabi bu çarpık kentleşme şöyle de telafi edilmeye başlandı son zamanlarda. İşte kentsel dönüşüm, kente dönüş, kentsel yenileme isimleri altında ve deprem risk haritaları hazırlanarak bu şehirlerin biraz daha yapılanması farklılaştırılıyor. Eski yapılmış dar yollar, şunlar bunlar, bu kentsel dönüşüm sayesinde değiştirilebiliyor. Dolayısıyla belki bunlar yapıldığında şehrin çevresi biraz daha değişecek ama Manisa'ya yapılan plan Manisa'ya has bir plandır. Bunun bir kopyası, bir çakması olamaz. Evet, bu planın çakması yok. Peki çakması olmayan plan nerede? Sevgili seyirciler, revizyon imar planıyla ilgili tartışmalar yapılırken muhalefet, yani AK Partili belediye meclis üyeleri tarafından ve sokaktaki bu konunun meraklısı pek çok vatandaş tarafından şu dile getirildi. Nerede bu plan? Bu plan neden gösterilmiyor? Bu plan kamuoyundan neden saklanıyor? Acaba bu saklama bir rant kaygısı mıdır? Birilerine rant doğurma kaygısı mıdır şeklinde sorular, eleştiriler vardı. İşte o plan bugün bizim canlı yayınımızda sevgili seyirciler, stüdyomuzda bütün Manisa'yla az sonra paylaşacağız. Planda ne var, neresi ticari alan oldu, neresi yeşil alan oldu, neresi emlak oldu, nereye konutlar yapılacak. Bunların hepsini az sonra anlatacağız. Ama önce ben şehir plancılarımızla sohbet etmek istiyorum. Sayın İsmail Günal ve Ahmet Turgut. Bu planı siz yaptınız. Sizinle ilgili bir eleştiriden başlamak istiyorum. İstanbullusunuz, Manisa'da plan yaptınız. Daha başka illere de mutlaka gidiyorsunuzdur, planlar yapıyorsunuzdur. Neye dikkat ettiniz? Hangi ilkelere dikkat ediyorsunuz plan yaparken? Veya Manisa'daki planla ilgili diğer şehirlerden farklı olarak dikkat ettiğiniz hususlar neler oldu? İzleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben 89 yılı mezunuyum. 23 yıllık şehir plancısıyım ve aralıksız olarak bu işi Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yapan ofisin yöneticilerindeyim. Bugüne kadar biz ofis olarak 150 bin hektarlık alanın planını yaptık. Sonuçta Manisa'ya yaptığımız çalışma alan bütün olarak baktığımızda 3500 hektar. Bu alan içerisinde çok önemli. Biz Manisa dışında yaptığımız yerleşmelerdeki planlarda çok daha büyük alanlara planlar yaptık. Ve bu çalışmalarımızda bir imar planı sürecinin nasıl işliyorsa onu yerine getirdik. Ve bütün prosedürler dahilinde bu çalışmalarımızı tamamladık. Manisa özeline geldiğimizde de aynı çalışmalarımızı biz burada yaptık. Öncelikle bildiğiniz gibi başkanım biraz önce arz ettiler. 89 yılında yapılmış ve 23 yıldır bütünsel bir planı olmayan bir yerleşmeye bütünsel ilk defa bir plan yapılıyor. Ve çok ciddi girdiler sonucunda işte son 20 yıldır ciddi bir kentsel baskı var. Büyük şehir olan bir belediye ve daha önceden yapılmış 100 bin ölçekli planlar şu anda yürürlükte olmamakla birlikte bu plan çalışmasına başlandığında yürürlükte olan 100 bin ölçekli planlar ve bu girdiler sonucunda plan yapma zorunluluğu ortaya çıkmış bir şehir. Ve bu şehre biz plan çalışmasına başladık. Şimdi biz... Siz Manisa ile ilgili incelemeye başladığınızda tepeden Manisa'ya baktığınızda nasıl bir şehir gördünüz? Yani bir şehir plancısının, özellikle Manisa'da olmayan bir şehir plancısının Manisa'yı ilk gördüğünde ne düşündüğünü merak etmiyor da değildim açıkçası ben. Şimdi ilk izlenimimiz şu. Merkez imar planı dahilinde gelişmiş,
ve plan tadilatları süreciyle ciddi şekilde kat artışları görmüş. Merkezde çok ciddi şekilde trafik yoğunluğu oluşmuş, bir nüfus yoğunluğu oluşmuş. Merkezde hata yapılmış mı? Yapılmış. Şu bağlamda yapılmış. İlk plan kurgusu doğru olabilir ama zaman içerisinde kat artışlarından dolayı özellikle trafik sorunu ciddi şekilde ortaya çıkan bir sorun haline getirilmiş. Plan tadilatlarıyla donatılar azaltılmış ve yoğunluk artışı getirilerek donatı azaltılmış. Dışa geçtiğimizde de görüyoruz çok büyük bir kesimi özellikle kuzeye karşı bölgeleri tamamen ıslah imar planlarıyla gelişmiş ve çarpık bir kentleşmenin olduğu bir alan olarak bu ilk algımız bu şekildeydi. Hı hı. Buraya bir bütünsel imar planının yapılmasının zorunluluğu vardı. Ve biz bu bağlamda biz bu çalışmalara başladık. Şimdi evet Manisa ilk kez köklü bir şekilde tepeden bir bakışla planlanıyor ama o planlama sırasında da çok seslilik söz konusu oluyor ama şehir plancısının söylediği, uzmanın söylediği bir şey var. Manisa'nın merkezi donatılardan yoksun bir şekilde kat artışı yapılarak hatalı bir şekilde planlanmış. Yollar mı geniş olmalıydı? Daha yani bu kadar çok bina olması için merkezde daha geniş yollar mı olmalıydı? Abi, meydan mı olmalıydı? Biraz daha açar mısınız orası? Bir şey söyleyeyim. Siz detaya giriyorsunuz. Geneliyle ilgili kaçırmadan. Ben merkezi, şehir merkezinden önce konuşmak istiyorum. Ben bütünüyle ilgili sizin sorunuz oldu ya sizin gözünüzde diye. Evet. Şimdi Sayın Başkan'a da sordunuz. Manisa'da hani diğer kentlere baktınız mı diye. Yani hani planlama ölçeğinde tabii belediyenin diğer kentlere tabii belediyelerin bakması lazım. Orada mahsur yok. Yani iyi her yerden almak lazım Şakir Bey. Ama ben şöyle bir tespitte bulunayım. Şimdi İstanbul'dan gelip plan yapmak sonuçta Manisa Belediyesi ihaleye çıkmış. Kendi imkanlarıyla bunu yapamayacağını test etmiş. Yani onların takdiri. Sonuçta başka kentlerden de plancılar buraya gelmişler. Bu şehri 89 yılındaki son bütünsel planını İller Bankası aracılığıyla Manisa yapmamış. Ben. Sonrasında da Manisa kentinde Sayın Başkan ifade etti, İsmail Bey size ifade etmeye çalıştı. İslah imar planı yani af kanununa dayalı olarak yapılmış planlar var. Kent merkezinde sitaların içerisinde yapılmış revizyon imar planları var. Bu çalışmalarda da Manisa Belediyesi kendi bünyesinde yapmamış bu çalışmaları. Yani başka bir şehirdeki önce fiili bir durum ortaya çıkmış başka, daha sonra. Evet. Başka bir şehirdeki planlama bürosundan bakın başka bir şehirdeki planlama bürosundan hizmet almış. Manisa'da oturmayan şirketlerden. Şimdi bu eleştiri Manisa kamuoyunda yapılıyor. Biz alınıyoruz. Şöyle alınıyoruz. Biz Manisa'daki bütün sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle meslektaşlarımla yani mimarlarla, mühendislerle, şehir plancılarıyla ziyaret ettiğimiz, görüş aldığımız, anket yaptığımız, bize fikir veren, öneri veren kamu kurumu temsilcileriyle Manisa'nın her bir sokağını ve caddesini beraber paylaşabiliriz. Yani bu konuda biz iddialıyız. Yani ne Manisa Belediyesi'ni ne Manisa halkını yanıltmadık. Şimdi kendi öngörülerimizle bir Manisa'da oluşturmaya çalışmadık. Bu eşyanın tabiatına aykırı olur. Buna da zaten ne Manisa Belediyesi yönetimi ne de Manisa Belediye Meclisi imkan tanımaz. Bizim böyle bir tarzımız ve davranışımız olamaz. Peki hukuki de olmaz, etik de olmaz. Manisa'daki meslektaşlarınızla, mimarlar odasıyla, mühendisler, harita mühendisler odasıyla hiç görüştünüz mü? Biz bu şehirde tanıştınız mı daha önceden? Şimdi İmar planı yapıyoruz. Evet. Sizin... O detaya İsmail Bey girsin. Çalışmaları yönlendiriyor. Sayın Başkanımız da girebilir. Ben sadece bir konunun altını çizmek istedim. Manisa kamuoyu, ben de Manisa gazetelerini takip etmeye çalışıyorum. Yani gündemi görmeye çalışıyoruz en nihayetinde. Sonuçta bu kente, bu kentin insanına da belediye yönetimi aracılığıyla faydalı olmaya gelmişiz. Evet. Yani biz yaptığımız işin her zaman yanındayız, savunuruz, hatasından döneriz, iyisini beraber buluruz. Orada bir sorunumuz yok. Ama ben Manisa'daki bütün teknik elemanlarla Manisa'nın her sokağını tartışırım. Benim kadar da biliyorlarsa, İsmail Bey kadar da biliyorlarsa şapka çıkartırım, ellerini öperim. Bu kadar net. Şimdi eğer Manisa'daki bugüne kadar peki, Manisa Belediyesi... Neden siz tartışırım diyorsunuz? Tartışılacak... Yok, ben şu anlamda söylüyorum. Siz de sunarken, açarken dediniz yani tartışılıyor, 7000 itiraz. Hı-hı. Ben bazı genel değerlendirmeleri, güzel bir imkan tanıdınız. Teşekkür ediyorum. Hı-hı. ETV'ye.
ve size Manisa kamuoyuyla bu büyük ölçekte buluşmuş olduk. Evet. Yani medyanın büyük faydası var bu ülkede. İşte Manisa ölçeğinde de bunu görmüş olduk beraberce. Evet. Şimdi burada şunu yapmak lazım. Bu hani genel değerlendirmeyi ben hani biliniyor bilinmiyor noktasıyla yapmak istedim. Yani size sadece hani öyle bir açılım yapalım diye söyledim. Bana İsmail Bey kent merkezi ya da diğer alanlarla ilgili detaylara devam eder. Hani bizler de müdahil olmaya çalışırız o sürecin içerisinde. Ama bir diğer konu da şu. İmar planları yasa gereği de alenidir. Bir kamusal hizmettir. Hı hı. Zaten hani saklanmasıyla ilgili bir süreç söz konusu olmamıştır. Siyaseti burada siyasetçiler yaparlar ama ben şehir plancısı olarak müellif firmanın içindeki bir meslek adamı olarak o toplantılara katıldığım için buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu imar planları hazırlık sürecinin aşamasında da kurum temsilcileriyle paylaşılmıştır. Önerileri alınmıştır. Bir diğeri de Manisa Belediyesi'nde grubu olan 3 siyasi partinin çok kıymetli meclis üyeleri de meclis üyesi sıfatlarıyla da grupları aracılığıyla da yani sonuçta 3 tane parti grubu var. Bu imar planlarını belediye meclisine gelmeden önce görmüşlerdir ve incelemişlerdir. Tabii ki Sayın Başkan ifade etti. 5000 ölçekli bir plandan bahsediyoruz. Çok detaylar görülmüyor. O detaylara hakim olmadıkları için muhtemelen bazı eleştirileri, kamuoyunun tepkilerini dile getiriyor olabilirler. Son derece haklılar. Ama işte o detaylara da şimdi imkan tanıyacaklar. Biz bunları açıklayacağız. Peki. Ama plan aleni, askıda, herkes gördü. İnternet ortamında askıda bir sorun yok. Ama bu imar planına böyle parsel parsel bir değerlendirmeyle bakılır ise hata yapılır. Burada parsellerin hiçbiri, öncelikle onu koymak ve detaya geçelim. Tabii çok uzattım. Ama burada hiçbir parsel sahibi bu imar planı yöntemiyle ve Manisa Belediyesi'nin bakış açısıyla mağdur olmaz. Ancak ihya olur. Ama kamu yararı çerçevesinde ihya olur. Kimseye de bu imar planı birinden fazla hak getirmez. Kimsenin hakkını da götürmez. Bu imar planı böyle bir imar planı. Bunu öncelikle kamuoyu gerçekten inansın ve güvensin. Bir daha söyler misiniz son cümleyi? Yani bu imar planı kimseye haksız bir rant getirmez. Evet. Kamu yararı çerçevesinde herkese hak getirir. Kimse de bu imar planından dolayı bir böyle binlikler, o büyük imar planları ortaya çıktığında da görecekler ki kimse de mağdur olmaz bu imar planından dolayı. Yani arsasını alacaktır. Çevre imar ne alıyorsa herkes onu alacaktır. Kamulaştırılacak. Eğer yeşil alanda kaldıysa yöntemleri düşünülmüştür. Nasıl yeni toplu konut alanına taşınacaktır ya da nasıl kamulaştırılacaktır. Ya da herkesten nasıl eşit arsa alınacaktır? Bunların yöntemleri bu imar planı bütün notlarında peki, tariflenmiş. Çözümler belli mi önceden? Yani belirli bir halkın yaşadığı noktalar eğer yeşil alan olduysa burada bu halkın mağdur olmayacağı çözümler önceden üretildi mi? İmar planı açıklanmadan önce, oylamaya sunulmadan önce çözümler belli mi? Şimdi şöyle, biz Manisa'nın farklı bölgelerine göre tabii ki farklı modeller geliştirdik. Şimdi hani Sayın Başkan ifade etti ya, Manisa başka kentlerden farklı. Hı hı. Her kent kendi dinamikleriyle planlanmak zorunda. Doğası, topografyası, ekonomisi, insanların kültür seviyesi, eğitim seviyesi vesaire. Şimdi Manisa'da da bu yapıldı tabii ki. Ama Manisa'nın içinde de biz çok alt bölge oluşturduk. Bir bölümler ortaya çıktığında da bu çok net görülecek. Yani biraz önce Manisa kent merkezi ve ıslah planıyla gelişen gelişme alanları, yeni ilave alanlar dedik ama Manisa'nın şimdi mahallelere ölçeğine girebileceğiz herhalde, değil mi İsmail Bey? Biz Manisa'nın çok farklı alt bölgelerde farklı yaklaşımlar yani geliştirmeye çalışıyoruz. Şuradaki evleri yıkalım, yeşil alan yapalım dediğinizde bu ev sahiplerine verecek cevap önceden hazırlandı mı? Hazır. Onların, çünkü mağdur, kimse evet. mağdur edilmiyor, evet. kimse haksız kazan sahibi olmuyor. Yani güzel bir evet. ölçü koydunuz evet. siz. Şimdi, bu ölçü konulduğuna göre çözümler de şimdiden belli olmuyor. Onu sağlamazsanız bu planı uygulayamazsınız. Evet. Peki İsmail Bey. Şu meşhur plana bir bakalım. Ben şurada şunu ekleyeyim Şakir. Biraz önce konuşurken de işte Manisa'yı tanıyor tanımıyor diye öyle son zamanda muhabbetler olmaya başladı halk arasında da. Dedim ki Manisa'yı bizden de iyi tanıyorlar. Çünkü bir de şehrin muhtelif yerlerinde sondajlar yapıldı. Yerin 30 altını metre da 40 metre yerin altını da tanıyorlar dedim. Evet tabii bu imar planı yapılırken sevgili seyirciler hiçbir şey rastgele olmamıştır. Onu temenni ediyorum, onu diliyorum. Sayın Azmi Açıktin de belirttiği gibi sadece yerin üzerine ve üzerindeki yapılaşmaya bakarak değil
yerin altında da depremle dayanıklılıkla ilgili analizler yapılarak imar planı çok yönlü düşünülerek oluşturuldu. Peki bu planda ne var? Manisa'nın neresi yıkılıyor, neresi imar ediliyor, neresi yeşillendiriliyor? Sayın İsmail Günal, söz sizde. Ayağa kalkabilirsiniz, plan üzerinde gösterebilirsiniz, harita üzerinde. Öncelikle planlama sürecini çok kısaca bir tariflemek istiyorum. Özetleyin, buyurun. Yani çünkü bu kadar kişi hep aynı konuları konuşuyoruz. Yani önemli olan bir yerleşmeye bir plan yapılırken bu kenti çok iyi tanımak gerekiyor. Yani biz de bu bağlamda ne yapılması gerekiyorsa bunları yapmaya çalıştık. Planlama sürecinin en önemli girdilerinden bir tanesi analiz ve araştırma çalışmaları. Yani bizim öncelikle fiziksel olarak fiziksel yapı analizleri yaptık. Burada biz alanın tamamında çok sayıda arkadaş saha çalışması yaparak birebir bina tespiti yaptık. Yani Manisa'nın herhangi bir yerinde en ücra köşesine kadar bize tahtiti verilen alan içerisinde bütün binaların tespitini yaptık. Olmayanlar işlendi. Bu binaların kaç kat olduğu, kaç hane yaşadığı, doluluk boşluk olan oranları, bu binanın yapım cinsinin ne olduğu, niteliğinin nasıl olduğu, binanın filiz mi bıraktığı, gözlemsel olarak görsel değerlere olumlu veya olumsuz katkıları gibi bütün fiziksel tespitler yapıldı. Bunun haricinde ikinci çalışma yapısal özellikler tespit edildi. Bunlar da eğim, eş yükselti gibi doğal yapı analizleri yapıldı. Bunlar genelde ofis çalışması şeklinde mevcut hali hazır durumlar ve tespit çalışmalarımıza göre biz bu alanla ilişkin bu tür verileri elde ettik. Daha sonraki süreçte sosyoekonomik yapıyı biz irdelemeye çalıştık. Bununla ilgili de Manisa'nın bütününde %2 örneklemeyle anketler yapıldı. Bu alandaki yine sosyoekonomik yapısı, iş gücü, eğitim durumu, nüfus hareketliliği gibi şeyler bu örneklemelerle tespit edildi. Ekonomik göstergeler tespit edildi. İlgili kamu kurumlarından bütün işte ticaret odasından, sanayi odasından, bütün ilgili kurumlardan toplanabilen bütün veriler elde edildi. Mesela Deves Suresi'nden veri alındı mı? Bunu soruyorum çünkü belirli bir alan var Manisa'da. Biraz sonra sahası. Tam oraya geleceğim. Şimdi şöyle bir şey. Bu çalışmalar yapıldı. Bütün veri toplamalarımız yapıldı. Alanın içerisinde çok sayıda tescilli yapının olduğu sit alanlarımız var. Bu böyle bölgelerle ilgili bütün veriler elde edildi. Anıtlar Kurulu'ndan ve daha önceki yapılmış plan çalışmalarından girdiler alınarak sit alanı ile ilgili bütün tespitler yapıldı. Tabii bunların akabinde bütün alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüş soruldu. Biz plan çalışmasına başladığımızda yanlış hatırlamıyorsam 31 tane kamu kurumuna görüş soruldu. Ve bunlardan cevap alındı. İşte karayollarından, elektrik kurumundan, tarım, DSİ gibi bütün kurumlara yazıldı. Planın olmazsa olmazlarından bir tanesi budur. Planı yönlendiren en önemli girdilerden bir tanesidir. Biraz önce arz ettiğiniz gibi DSİ ile ilgili de DSİ bize görüşünde yerleşmenin, mevcut yerleşmenin çok ciddi bir kısmını sulama alanı diye verdi. İlk görüşünde. Normal mevcut yerleşilmiş alanın yerleşme alanının mevcut binaların olduğu, daha önce imar planlarının onaylandığı bölgeyi yaklaşık 800 hektarlık bir alanı sulama alanı diye görüş verdi. Ve biz bu görüşe kendi verilerimizi tekrar aktararak tekrar görüş sorduk ve bugüne kadar da daha önceki yaptığımız görüşmelerde cevap alabileceğimizi düşünürken bugüne kadar bir cevap gelmedi. Ama bu görüşe istinaden planda gelen bütün kamu kurum görüşleri plana yansıtılır. Bu da onlardan bir tanesidir. DSİ bize bu bölgede bir sulama alanı diye bir alan tanımlamışsa ve tanımladı, biz de onu
5000 ölçekli nazım imar planlarımıza aktardık ve bu alanlarda kurumun uygun görüşü gelmeden uygulama yapılamaz şerhiyle. Neresidir o? Plan üzerinde gösterebilir misiniz? Size şöyle, şu şekilde göstereceğim. Şimdi planda taralı olarak gözüken, şu yatay taralı olarak gözüken, yani bizim Manisa'nın mevcut demiryolunun kuzeyinde kalan alanın neredeyse tamamı. Şu şekilde bir alan. Bizim Manisa'nın gelişme alanları. Ama bizim bunun haricinde alan çevre yolunun üstünde kalıyor. Çevre yolu burası. Evet, çevre yolu bu, demir yolu burası. Evet. Demir yolu ve çevre yolunun arasında kalan bölge. Burasının özellikle Akhisar yolu, buradaki Barbaros Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi gibi mahalleleri kapsayan bölgeler daha önce planları yapılmış, ıslah imar planları yapılmış, uygulamalar yapılmış, parselasyonları bitmiş. İnsanlar inşaatlarını yapmış, oturuyor. Bize burayla ilgili sulama alanıdır diye bir görüş geldi. Bizim için planda önemli girdilerden bir tanesi buydu. Ve biz bunu planımıza yansıttık. Bu alanla ilgili uygulama imar planları yapılırken de aynı şerh konacak 1/1000'liklerde ve hiçbir şekilde Ahmet Bey sizi şöyle alalım, kamera açısına tam net görünmüyor. Tamam. İsmail Buyurun. Bey, burada bir ekleme yapabilir miyim? Şimdi o sulama alanı dediğiniz Demiroğlu'nun altındaki mahallelerin yanında Güzelyurt Mahallesi de sulama alanında. Yani şu an ETV'nin bulunduğu alan devlet evet. Su işlerine göre sulama alanı orası. Şu bölge. Muradiye yani, sınırına yakın. Bölge, ikinci, bakın şimdi mor boyalı Muradiye sınırına yakın kısım ikinci orta ölçekli sanayi bölgesi. O da sulama alanı içerisinde. Buralara imar planları yapılmış. Hepsi tasdik olmuş, geçmiş ve yapılaşmalar devam ediyor. Yapılaşmalar büyük oranda da yapılıyor ve şu anda... Yani bugün Horozköy Mahallesi'nin bulunduğu alan, evet. Barbaros Mahallesi'nin, Kuşlubahçe Mahallesi'nin sulama alanı ve içinde. Altındaki çevre yoluna o kadar olan bölüm tamamen sulama alanı. Az önce ben yanlış tarif ettim, izleyicilerimiz yanlış anlama olmasın. Evet. ETV'nin bulunduğu alan demir yolunun üzerinde kalıyor. Evet. ETV ve hizasında bunlar var. Hayır, burada bir şey. Şimdi 2008 yılında da İl Tarım Müdürlüğü'nden görüş sorulmuş. Evet, evet. Kamu yararı vardır diyerekten burada yerleşime müsaade edilmiş. Yani bu sulama alanı 2008'de İl Tarım Müdürlüğü'nün görüşü bu. Kamu yararı gözetilerek burada yerleşime müsaade edilmiş. Tabii şimdi bu DSİ'nin görüşü böyle bir karar getirmiş. Biz de plana yansıttık. Oradan görüş gelmezse uygulama yapılamaz şerhini koyduk. Yani sonuçta biz o kurumun görüşünü aldık ve planımıza yansıttık. Biz o kuruma muhalefet etmedik. Bu alanda uygun görüş geldiği zaman uygulamaya geçilebilir. Plan bütünsel yapılmak zorunda. Çünkü bakın Manisa'nın artık büyük şehir olmuş bir kentten bahsediyoruz. Demiryolunun kuzeyini çıkardığınız zaman hiçbir şekilde gelişme alanı yok. Yani plan bütününde önerdiğimiz yaklaşık bütünsel olarak baktığımızda 150 bin kişilik bir alan. Biz bütünsel Manisa bütününe baktığımızda 550 bin kişiyi öngördük. Demiryolunun kuzeyinde 150 bin kişilik bir kent var. Burayı yok saymak demektir. Biz bunu yok sayamayız. Bir bütün olarak planladık ama uygulama ile ilgili şerhimizi de koyduk. Plana ve görüşe muhalefet etmedik. Bunun akabinde yine aynı bölgede bizim bu 31 kamu kurumundan yine bir tanesi daha Tarım İl Müdürlüğü de DSİ'nin görüşüne uygun olarak görüşümü vereceğim diye tekrar görüşünün bu bölgeler için beklenmesini öngördü. Ama yani yine aynı planı, durum. Yani burada imarlaşma, şehirleşme olmasın, burası tarım arazisidir şeklinde mi görüşmüyor? Şimdi orada İsmail Bey bir de en son gelinen nokta şu DSİ ile ilgili. Şimdi DSİ de bu alanı gözden çıkarmış. Yani aşağı yukarı 850 bin metrekarelik bir alana yerleşim yapılıyor. Ama bizim orada 3'te 2'si şu anda dolmuş vaziyette zaten. Sipil Mahallesi, Barbaros, Akpınar, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir. Bu mahallelerle o sulama dediğimiz alanlar dolmuş vaziyette. Devlet Su İşleri şunu en son söyledi. Benim bu alanda tamam şu anda imar planı uygulaması gelinceye kadar sulanacak yeni arazim vardır. Ben onları sulamaya devam ederim. Ancak
çevre yolunun altında kalan Gediz Nehri'nin civarındaki alanlara benim sulamayı mutlaka götürmem gerekiyor. Ve bununla ilgili benim besleyici kanallarım var. İşte sol sahil Ahmetli'den gelen kanallar diye isimlendirilmiş. Bu kanalları İsmail Beyler de bu planda deplase ederek bu planın içinden çıkardı bir kısmını. Mesela çevre yoluna paralel orada gözüküyor. Giden bir sulama kanalı var. Onu gösterebilir misiniz izleyicilerime? İsmail Bey şu hemen arkanızda çevre yoluna paralel giden şu hattımız. Mesela o Meyve daha önce evet, buradan geçerdi. Planın içinden geçiyordu. Şimdi onu dışarıya aldık. Bir ikinci yine bu planlamanın içinden geçen kanalı da yeşil bant halinde yol kenarına alarak deplase ettik. Hı hı. Ve Devlet Su İşleri dedi ki bunları siz belediye olarak üstlenir misiniz? Yani bu deplase hatlarının yapılmasını üstlenir misiniz dedi. Biz de belediye olarak kabul ettik ve protokol çalışması devam ediyor. Ancak henüz daha zaman geçmesine rağmen protokol çalışması bir türlü elimize geçmedi. İnşallah o da yakın zamanda geçerse Devlet Su İşleri de buraya olumlu görüş verecek. Deplaseyi biz üstlendiğimiz takdirde. Tamam. Evet, şimdi oturmadan nerede ne var? Neresini park yaptınız? Neresini? Şu süreci tam tamamlamak istiyorum aslında. Şimdi birkaç nokta kaldı. Çünkü bu plan yapılırken bu kurum görüşleri alınmak zorundaydı. Bunlar alındı. Diğer bir olay, bütün biz bu yerleşmenin tamamına jeolojik etüt yaptırdık. Yani neresinin yerleşim alanı, neresine nasıl bir yapılaşma olacağı ile ilgili etüt yaptırıldı. Ve bu gelen kararlar bu plana yansıtıldı. Bu çok önemli bir şeydir. Planın olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Bütün alana yaptırıldı ve bunlar kullanıldı. Araya bir girebilir miyim? Kusura bakmayın ama Şakir Bey sizi ve kamuoyunu bilgilendirmek açısından. Türkiye maalesef depremi 17 Ağustos 99, 12 Kasım 99'da öğrendi. Hep beraber. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Tabii. Ama depremden sonra o günkü Bayındır İskan Bakanlığı o günkü adıyla yasal bir düzenleme yaptı. Dedi ki kentlerin bütünsel imar planına esas İller Bankası'nın tariflediği ve Bayındır İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürü'nün tariflediği kriterlerde jeolojik etütleri yapılacak. Bu etütlere göre de imar planlarınızı revize edeceksiniz dedi. Manisa Belediyesi 99'dan bu tarihe kadar bu görevini yerine getirmemiş, ihmal etmiş. Yapmamış. 1999. Evet. 2009. Yani bu yasal bir zorunluluk. Ve hani yasalın ötesinde bu yasal zorunluluk da keyfiyetten gelmemiş. Hı hı. 20 bin insanımızı resmi kayıtlara göre depremde kaybetmişiz. Çok can kaybı vermiş bir ülkeyiz biz depremleri maalesef. Afete dönüştüren bir geleneğe sahibiz bu yapılaşma kültürümüz nedeniyle. Bu Manisa'daki yurttaşımızın da hemşehrilerimin de sorunu değil, başka kentlerdeki de değil, kamu idarelerinin bu işi ciddiyetle yapmaması meselesi. Ama Manisa Belediyesi alınabilir kent yöneticilerimiz. Ben söylemek zorundayım. Bu görevini, yasal görevini yerine getirmemiş bugüne kadar. Peki. Söz sizde. Şimdi bu girdiler sonucunda bütün çalışmalar yapıldıktan sonra biz gördüğünüz Nazım İmar Planımızı oluşturduk. Yani bu gördüğümüz alan yaklaşık 3500 hektarlık büyüklüğünde Manisa merkezlerde ve eski plan olan yerlerde revizyon, boş alanlarda ilave olmak üzere revizyon artı ilave Nazım İmar Planı şeklinde bu planı oluşturduk. Şimdi bizim bu plan sürecinde biz bir defasında biz kendimiz bizzat olmak üzere ama bizden sonra belediye birkaç defa daha yaptı. Biz ilgili kurumlarla da toplantı yaptık. Plandan beklentileriniz nelerdir diye. Biz o beklentileri de bu plana yansıtmaya çalıştık. Ve oluşan planı çok kısaca özetlemek istiyorum. Şimdi bizim meskun alanlarımızda, merkezde, Mesir Mahallesi, Uncu Bozköy gibi mahallelerde, sanayi bölgemizde ve yeni gelişme alanlarımızda çok fazla özüne ilişkin müdahale edilmedi. Sadece revizyon bağlamında yol genişlemeleri yapıldı, ilave donatı alanları artırıldı, yol kademelenmesine gidildi, ilave otopark alanları önerildi gibi
bu alanın sorunlarını çözen, bütününe müdahale etmeyen, revizyon şeklinde müdahalelerle bu alan genel hatlarıyla korunmaya çalışıldı. Demiryolunun kuzeyindeki bölge, bu bölgede yeniden bir model çalışıldı. Hı hı. Ve bu alanda 18. madde esasına göre imar uygulaması yapılacak bir alan olarak düzenlendi ve burası parseller hamur edilerek yeniden düzenlendi. Yine aynı şekilde Nurlupınar, Akpınar mahallelerinin olduğu bölgede de aynı şekilde. Yine keza Adnan Menderes mahallesinde, Kayapınar mahallesinde 18. madde esasına göre planlar yapıldı. Ve alanın ihtiyacı olan bütün donatılar bu plan bütünün içerisinde sağlandı. Şimdi bu planda kırmızı olarak gördüğümüz alanlar nedir? Yeşil olarak gördüğümüz alanlar sanırım yeşil alan. Gerisini arz ederseniz çok kısaca o zaman renklerden renklerin ne anlama geldiğini söyleyerek izleyicilerimize evet. Manisa'nın doğusundan girelim. Evet. Turgut Özal Mahallesi var sanırım orada. Nurlupınar var. Oradan bakın dersiniz yolun altını yeşil alan yaptık, üstünü ticari alan yaptık. Şimdi, bu şekilde anlatın siz. Şimdi bizim plandaki en önemli rengimiz kahverengi. Hı hı. Yani kahverengi konut alanları demektir. Hı hı. Ve bu renk tonu da kahverengi koyulaştıkça inşaat yoğunluğunun arttığını gösterir. Yani merkezde yoğunluğumuz mevcut hı. yapılaşmadan dolayı ciddi şekilde fazla dışlara gittikçe, açıldıkça inşaat yoğunluğu azalmakta. Kahverengi konut alanlarımız. Ticaretler, kırmızı olarak gösterilenler. Burada biz ticaretleri iki lejantla gösterdik. Bir saf ticaret alanlarımız, diğeri de kontrat ticaret alanları. Üzerinde T simgesiyle gözüken, genelde İzmir yolu aksı üzerindeki parselleri kapsayan alanlarda bu eski plan kararlarından da gelir. Hı hı. Bu alanlar özel proje alanlarıdır ve bizim planımızda ticaret diye tanımladığımız alanlar. Bu alanlarda bizim öngördüğümüz bütün katlarda ticaretin yapılmasını öngördük. Tamam. Bunun haricindeki kırmızı gözüken alanlar genelde merkezde ve yine yol aksları boyunda ve alt bölgeler içerisinde olan alanlar konut artı ticaret alanlarımız. Bu alanlarda planda yine eski plan kararlarına da paralelinde yapılmış getirilmiş bir karardır. Zemin kat zorunlu ticaret, üst katlar ticaret veya konut tercihli alanlar diye düşündüğümüz evet. konut artı ticaret alanları. Yine şu bölgede gördüğümüz cezaevinin hemen yine kuzeyindeki bölgede, kanalın kuzeyindeki bölgede eski depoların olduğu bölge toptan yani, ticaret alanı olarak. Kömürcüler sitesi. Evet, o bölgenin olduğu Mehmet bölge. Sitesi, tüp karşılığı. Evet, biz o bölgeyi toptan ticaret alanı olarak düşündük. Bunun haricinde yine önemli bir fonksiyon alanımız. Hı-hı. Mor olarak gördüklerimiz. Evet. Hemen zaten organize sanayi ve Manisa'nın arasında sıkışıp kalmış olan küçük sanayi sitesi alanlarımız. Yani küçük sanayi sitesi, kenar evren sanayi sitesi, orta ölçekli sanayi bölgesi, kenar evren sanayi sitesi gibi çalışma alanlarımız. Onun haricinde yeşil alanlar renk tonlarına göre daha açık yeşiller park alanlarımız. Bu renkteki yeşiller rekreasyon alanlarımız. Yine bu tondaki yeşil alanlarımız spor alanları gibi açık yeşil alanları gösterir. Rekreasyon alanlarında kentin ihtiyacı olan biz plan notlarında tarif ederiz. %5 oranında işte lokantası, kafesi gibi teknik altyapı alanlarının da barındığı, aktivite alanlarının olduğu, eğlence kültürünün bir arada yaşadığı, özel projelerin yapıldığı rekreasyon alanlarıdır. Diğer park alanları da mümkün olduğunca açık alanlardır. Spor alanları da bildiğimiz gibi zaten spor amaçlı kullanılacak alanlardır. Bunun haricinde diğer tonlarda şu gördüğümüz gri alanlar, askeri alan, doğu kışla, batı kışla askeri alanlar. Yine şu renkte gördüklerimiz mezarlık alanlarımız. Bunlar mevcut alanlarımız, ilave alan olarak yapılmadı.
Yine bu planda maviyle gördüğümüz alanlarla donat alanları. Yine burada okullar, hastaneler. Bunun hepsinin üzerinde lejantları tek tek göstermemize gerek yok. Simgelerine göre kreş, ilk öğretim, orta öğretim, özel eğitim tesis alanı, yüksek öğretim, mesleki teknik eğitim alanı, sağlık gibi donat alanlarını göstermekte. Tabii en önemlisi de şu siyah çizgiler bizim ana yollarımız. Evet. Ana arterlerimiz. Bu gördüğümüz bir 5000 ölçekli Nazım İmar Planı. Burada bu kadar detaya inilir. Yani bunun altında yaya yolları, ufak yeşil alanlar, otoparklar gibi detaylara girilmez. Burada belirlenmiş alt bölgeler içerisinde hangi donatıların ana yol şemasının nasıl olacağı tariflenir. Burada özellikle konut bölgelerinde yoğunluk verilerek burada nasıl bir yapılaşmanın olacağı tariflenir. Bundan sonrası 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında tarif edilir. Ve orada detaylandırılır. Ama şimdi yine öyle de olsa konut alanının neresi olduğu, ticari alanın hangi nokta olduğu belli. Kesinlikle. Artık bu değişmeyecek değil mi? Şöyle bir şey, değişmeyecek diye bir şey diyemeyiz. Şimdi biraz sonra detaylara gireceğiz. Şöyle bir şey. Buradan görüyorum ki şu gerçi yani insanlar şu an Manisa'da kimse yaşamıyor o bölgede ama şu karşı bölgeden ticari alan ve yeşil alan var. Orada güzel bir proje uygulanmış sanırım. Ya da güzel bir düşünce ortaya konulmuş. Evet. Merkez, yeni bir merkez yaratılmış. Evet. Yani onu düşünüyorum. Yani orada bir proje uygulanmış. Yani bu ne kadar değişebilir ki? Ya oranın bir kısmı konut alanı yapılıp daha sonra oradaki ticari alan başka bir alana aktarılabilir mi? Şöyle bir şey. 5000 ölçekli planda ne kadar 1/1000 yapılırken ne kadar müdahale edilebilir konusunu açmak gerekir. Evet. Şimdi 5000 ana hatlarını belirliyor. Burada diyor ki bu bölge için konuttur, ticarettir, sanayidir. Ana fonksiyonunu belirler. Evet. 5000 ölçekli plan. Yol şemasını belirler. Bunun haricinde burada yapılacak yapının yoğunluğunu belirler. Onun haricindeki şeyler bir detaydır. Bakın mesela benim buraya çok detay bir yer gösterelim. Şuraya ben bir yeşil alan çizmişim. Bu yeşilin şekli sağa sola kayabilir. Arazinin konumuna göre büyütülmez, bir tarafa doğru kayabilir. Mevcut yapılaşma durumuna göre, topografya durumuna göre bunlar şekillenebilir. Mesela itirazlarımızda göreceğiz. Özellikle insanlar şunu öngörüyor. Bu mahallelerde bizim terkimiz çok fazla, bizim parsellerimiz gidiyor diyor. İşte 1/1000'lik planda bunlar yeniden yapılıp hesabına göre gerekirse bu donatılarda kısmen azaltılma yapılabilir. Yani ana kararları bozmadan değişiklik oraya kadar yapılabilir. Mesela size şunu net olarak söyleyeyim. Biz bu bölgeler için, demiryolunun kuzeyindeki bu bölgeler için çok ciddi şekilde itiraz olduğundan dolayı söylüyorum. Biz 18 uygulama şartını getirdik. Biz burada mevcut şu küçük parsellerin gözüktüğü meskun alanlar, eski imar planlı olan bölge. Hı hı. Burası Fevzi Çakmak, Atatürk Mahallesi, Sipil gibi mahallelerin oluşturduğu mahalle. Burada buralar meskun alan. Burasıyla gelişme alanlarını, çevre yoluna kadar olan kısmını bir bütün düşündük. Hı hı. Ve 1/1000 ölçekli planlarda buranın içerisinden bir sınır geçerek ayrılacak ve 18 uygulamasıyla ikisi farklı zamanlarda ve farklı modellerde uygulama yapılarak uygulama öngörmüştük. Burada meskun alanlarda biliyorsunuz daha önce uygulama yapılmış ve bir parsel oluşmuş. Yeniden buraya bir imar uygulaması yaptığınız zaman, yeniden bir uygulama yaptığınız zaman bu parsellere müdahale edemiyorsunuz. Yani bu parsel daha önce bir terk yapmıştır. O planda, o dönemde terk hangi oranda yapıldıysa bu yapılacak planda da aynı oranda yapılacaktır. Yani şunu demek istiyorum. Burada 100 metrekare bir yeriniz varsa imar uygulaması yapıldıktan sonra yine 100 metrekare yer almak durumundasınız. Artı olursa artı veya eksi olamaz. O zaman peki, kamulaştırmaya gidilmesi şimdi gerekir. Şimdi noktalara tek şimdi, bakalım. Siz söyleyeceksiniz. Varsa ekleyin siz. Yani burada değişiklik yapılacaksa bu bağlamda yapılabilir. Mesela hesabını yaptınız. Bu parselden ilave terk çıktı. O zaman orada düzenlemeye gidebilirsiniz. Yani hem 1/1000'lik paralelinde 5000'likte değişerek bu sorunları giderilebilir. Evet. Taner Bey, 7000 dilekçe var dediniz. Siz orada kalın lütfen. 7000 dilekçe en çok yoğunlaştığı noktaları
konuşabilir miyiz? Nerede yoğunlaşıyor? Şimdi Şakir Bey, bir de dilekçelerin çok olmasının, 7000 olmasının belli sebepleri de var. Neden diyeceksiniz? Şöyle bir şey var. Mesela vatandaşlar öyle yönlendirilmiş ki bir parselde diyelim 20 hisseler var. Onların bir tanesinin dilekçe vermesi yeterli olmasına rağmen bir itiraz için 20'si de veriyor. Veya bir apartman dairesinde itiraz ediyorsa diyelim 30 tane hisseler var. 30 da dilekçe veriyor. Dilekçenin kabarma sebebi bu aslında. Yani yoğunlaştığı noktalar hangisi? Mesela şu noktada yoğunlaşma var. Şimdi İsmail Şu an izleyicilerimiz telefon bağlantısıyla bize bağlanmak istiyorlar belki ama biz sorunun en çok olduğu noktalara tek tek değinip meseleyi aktarmaya çalışacağız. Bir de toplam parsel sayısı içerisinde Şakir Bey, toplam hane sayısı içerisinde itiraz oranı %10'lar 15'ler arasında. Evet. Öyle bakın bir de. Yani öyle olaya yani öyle bakmamız 300 bin nüfuslu bir şehirdeyiz. 300 binin biraz üzerinde. Yaklaşık 100 bine yakın haneden bahsediyoruz. Toplam 7 bin tane itiraz gelmiş. Yani çok gelmesi kötü de bir şey değil. İnsanların müdahil olması, beğenmemesi, istemesi, önermesi de planlamaya katılımın iyi bir yöntemi. Hayır, ben şunu söylemek için, vatandaş bilerek mi, yani oraya görerek mi itiraz ediyor? Tamam, oraya gelelim. Şimdi, yani o belediye askıya asıldı. Bilerek de değil. Şimdi o yani biraz farklı yönden de bakarsak, mesela o kadar çok abartıldı ki bu itiraz meselesi. Yani hepimiz biliyoruz, kapıların alttan kağıtlar atıldı, dilekçeler örnekleri verildi, şunlar bunlar oldu, vatandaş teyakkuz haline getirildi, biraz ya işte bak Manisa şöyle oluyor, çocuklarınızın istikbali için bu plana itiraz edinlere geldi. Yani ben dahi endişe eder oldum, acaba bizim de bir şeyimize bir şeyler oluyor mu diye. Belediyenin önünde bir arkadaşımıza rastladım, dedim hayrola ne işin var? Ya ben de plana itiraz dilekçesi hazır. Senin orada bir şey var mı? Yok ama dedi. Belki vardır diye itiraz ediyorum. Yani bu durumda da itiraz edenler var. Şimdi az önce Ahmet Bey'in dediği gibi Manisa genelinde %10 ama acaba bir şey var mıdır diyenler var. Size sorulmak üzere bana verilmiş bir soruyu yöneltmek istiyorum. Çok ben de ona açıklayayım. Karaköy'de Kırmızı Köprü'nün üzerinde Ali Ağaoğlu meşhur Ağaoğlu Manisa'ya gelmiş, oradan parseller satın almış, iki katlı evler yapacakmış, vatandaşların evleri yıkılacakmış, doğru mu? Sorulardan birisi bu. Yok böyle bir şey, bu tevatür başka bir şey olamaz yani. Dilekçenin alındığından beri vatandaşlar hep şunu soruyor, bizim evimiz yıkılacak, Manisa yıkım yapıyor. Öyle bir şey olaya getirdiler ki Manisa Belediyesi işi gücü bıraktı, her tarafta yıkım yapıyor. Bu öyle bir şey mümkün değil. Ama siz nokta olarak Nurpınar Mahallesi'nden, Nurpınar dediğimiz yani Atatürk Mahallesi'nden, Febs Spil Mahallesi'nden, yani buradan bir yerlerden çok şikayet geliyor. Demiryolunun altı ve üstü dediğimiz ya yerden. Belli yerlerde işleyenler var tabii ki. Neresi? Ama şimdi şöyle bir gösterebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Tabii biz bu yani itirazı... Yer yıkılacak mı, yıkılmayacak mı, yıkılacaksa ne kadar yıkılacak? Biz bu itirazları şehir plancılarımıza ilettik. Yani o kadar dilekçeyi fotokopi çekerek onlara verdik. Onları da incelemek ve plan üzerinde değerlendirmek zorundalar. Ve bir tasrif de yapmışlar. Biz o tasrifi de yapıyoruz. Arkadaşlarımız Kurban Bayramı'ndan bu yana hem itiraz dilekçelerine kayıt için gece mesai yapıp çalışıyorlar. O kayıtlardan sonra da itirazları tasrif etmek için çalışıyorlar. Biz buraya gelmezden önce de onlar belediyede çalışır halde bırakarak buraya geldik. İsmail Bey onları güzel tasnif etmiş. İstersen onlardan dinleyelim. Buyurun. Şimdi Şakir Bey, planı çok genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Aslında çok detayda uzun süre anlatmak gerekir ama yani sonuçta esas tabii ses getiren olay bu itiraz konusu. Şimdi plan askıya çıktı. Normal prosedür gereği bir ay askıda kaldı ve itirazlar oldu. Doğaldır bu. Bütün her planda yaşanan bir süreçtir. Yani bunu hiçbir zaman şöyle değerlendirmeyelim. Manisa ölçeğinde çok fazlaymış gibi algılanmak lazım. Yani biz çok kere plan yaptık ve bu tür benzer şeyleri yaşadık. Yani sonuçta birileri bir şekilde yönlendiriyor, farklı oluyor, haklı itirazlar da var. Bizim göremediklerimiz de var. Bunları da çözmek istiyoruz. Yani bizim de plana katkı sunmak adına biz bunlara ihtiyaç olarak görüyoruz. Ve biz bütün de baktığımızda şu anda sayılarımız değişebilir. 3 aşağı 5 yukarıdır. Çünkü dilekçeler arasında atlama olabilir, değerlendirme devam ediyor. Ama şöyle bir şey, bizim bu planımıza 7150 civarında, 7200'e yakın
itiraz geldi. Ve bu alanda bizim %58'i, yani itirazların %58'i, 4100 civarında itiraz, bizim planda 18. maddesi öngördüğümüz alanda. Şimdi şu postada da bununla ilgili tekrar size yerleriyle ilgili aktaralım. Şimdi mahalle ismi zikrederseniz daha iyi olur. Tabii ki. Şimdi net yer. Kesinlikle. Şimdi bakın, bizim yürürlükte imar planı bulunan Nazım İmar Planı'nda 18. maddesi uygulaması getirilen alan şu renkte gördüğümüz lekeler. Burası bu yeri tarif eder misiniz? Burası yine demiryolunun altı, demiryolunun üzerinde. Fevzi Çakmak Mahallesi, Barbaros. 50. Yıl Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Kuşlu Bahçe ve Sipil Mahalleleri. Şimdi burası bizim eski planı olan 18. madde uygulaması öngördüğümüz bir bölge. Planıyla gelişmiş mahalleler. Evet. İkincisi yine demiryolunun kuzeyinde ve Manisa'nın doğusunda kalan Ahmet Bedevi Mahallesi, Nurlupınar, Kazım Karabekir, Akpınar Mahalleleri. Yine demiryolunun güneyinde Adnan Menderes Mahallesi. Yine bizim Manisa-İzmir çıkışındaki Keçiliköy ve Kayapınar Mahallesi. Şimdi bu bölgelerdeki şu kahverengiyle gördüğümüz alanlar ıslah imar planı olarak gelişmiş ve bizim bu planda 18 şartı getirdiğimiz ve kişilerin bu plana yaptığı itiraz. Yani burada kişilerin yeri tamamen konutta da kalabilir, tamamen yeşilde de kalabilir ama 18 getirildiği için kişiler doğal olarak etkilendiği için düşünüyor. Bu plana itiraz ediyor. Bunun haricinde burada yine 18'den dolayı şu sarıyla gördüğümüz bizim gelişme alanlarımız var. Buraya da itiraz oldu. Burası da yaklaşık 250 civarında bir itiraz. Yani %3'lük bir itiraz. Bizim planla 18 şartından dolayı %58'lik bir itirazımız var. Geri kalan itirazlarımız daha detaylı, daha somut olarak yerinde yapılmış itirazlar. Şimdi burayla ilgili, bu çalışmayla ilgili belediye olarak bir kararımızı netleşebiliriz veya bütün konuları geçip üzerinden tekrar geçebiliriz. İsterseniz bütün sorunları geçelim, itirazlarını. İtirazları yoğunlaştı. 18 uygulamasını biraz açar mısınız? Vatandaşlarımızın nedir anlayabilmesi için. Şimdi bizim şu alanda gördüğümüz şu boyalı iki alan 18 uygulaması öngördüğümüz alan. Yani biraz önce de anlatmaya çalıştım. Mevcutta parseliniz var. Yeni bir plan şeması yapılıyor. Yeni plan şemasına göre sizin yeriniz yasada tarif edildiği şekilde bulunduğu yere en yakın bir yerde parseliniz yer verilecek. Yani vatandaşın arsası veya konutunun yeri, bulunduğu yer. Evet. Eğer yol olduysa, tamam, eğer yeşil alansa, eğer yeşil alan olduysa, evet, bulunduğu yere en yakın arsadan ona hak verilecek. Evet. Herkesten aynı metrekare yapılmak kaydıyla. Aynı metrekare. Oransal olarak. Yerin %40'ı gidiyor ama. Ama uygulama yapılmayan yerde %40'ı gidiyor. İsmail Bey'in bahsettiği bu boyalı yerler, ıslah imar planı uygulaması yapılan yerler, daha önce uygulama olduğu için onlardan düzenleme ortak payı alınamaz. Kesinti olmuyor. Yani hangi mahalleler bunlar? Kahverengi boyalı olan söylediği yani. Bütün mahalleler. Oradan yani Fevzi Çakmak Mahallesi. 50. yıl Atatürk, Barbaros, Kuşlu Bahçe, Sipil, Ahmet Bedevi, Kazım Karabekir, Akpınar, Nurlu Pınar'ın bir kısmı. Yani bu vatandaşlardan... Yani yüzde kaç terk ettiği önemli değil. Yani %1 daha terk etmiş olsa tekrar alınamaz yani. Daha önce terk ettikleri için şimdi onlardan kesinti yapılmayacak. 150 metre yeri varsa 150 metre yer verilecek. Ama kimse okulda kalmayacak, kimse yeşil alanda kalmayacak, kimse yolda kalmayacak. Peki ona sıkıntı bu yok. İnsanlar yani nasıl yer bulunacak bu kadar insana? Yani... Şakir Bey, bir de şöyle bir şey var. Bir şey daha ilave edeyim daha iyi anlamanız için. Şimdi şöyle bir şey, şunu daha ilave edeyim. Bakın, bizim eski ıslah imar planımızda kişinin parseli
S2 diye simgelenmiş iki katlı konut bölgesi. Evet. Yani iki kat yapabileceği şey iki katlı konut bölgesi. Burası çok önemli. Biz imar planımızda buraya mevcutun iki ya da üç katı yoğunluk veriyoruz. Yani beş kat oldu. Beş kat oldu tabii ki. Yani bir bölü binde mi oldu? Bu bir bölü binlikte daha detaylı belirlenecek ama bu arsanın mevcut imar hakkının daha fazla bir inşaat hakkı veriyoruz. Sadece tek kısıtlaması bağımsız bir yapılanmayı öngörmüyoruz. Bütünsel olarak toplu yapılanmayı teşvik etmek adına biz burada parsellerin birlikte hareket etmesini öngörüyoruz. Şimdi biz burada şunu yapmak istiyoruz. Biz burada bu bölgedeki yaşayan mahalle halkıyla toplantılar yapmak istiyoruz belediye olarak. Yani biz şu itirazları irdelediğimizde şunu görüyoruz ki insanlar şunu diyor. Biz bu bölgede eski plandaki haklarımızı istiyoruz diyorlar. Yani belediye evimin olduğu yer konuttu, konut kalsın. Yalnız evet. Şunu ben hep şey yapıyorum, insanlara farklı şekilde anlatıldı. Yani insanlar bizim planda ne getirdiğimizi algılayamadı. Ya da farklı şekilde anlatıldığı için başka şeyler anlatıldı. Ya da biz tam anlatamamışız, o açığı kapatmak istiyoruz. Onun için biz insanlarla, mahallelilerle yerinde gerekirse toplantılar yapmak istiyoruz ve bizim planımızla eski planın arasındaki kıyaslamayı koymak istiyoruz. Biz belediye olarak yaptığımız toplantılarda şunu açıklıkla söyleyebiliriz net olarak. Halk ne istiyorsa biz onu istiyoruz. Yani halka rağmen biz burada bizim yaptığımız plan doğrudur, biz bunu uygulamak istiyoruz demiyoruz. Şu an vatandaş olmadığı için ben onun yanına geçiyorum. Evet. İki katlı evim var. Burasının beş katlı imar verilmesini istiyorum. Ama siz yeşil alan yapmışsınız. Ne olacak şimdi benim beş katlı bina hayalim? Şimdi oradaki nüans yani, fark şu. Güzel bir soru. Evet. Herhalde bu. Evet, evet. Oradaki fark şu. Bakın şimdi. Yani imar gelince 300 metrekarelik arsanın üzerine 5 katlı bina dikeceğimi hayal ederken yeşil alan oldu. Hepsi birden gitti elden. Şimdi bu vatandaşa ne diyeceksiniz? Bakın şimdi şuradan örnek vereceğim size. Yine bakın şurada bir parseliniz var. Ve planla yeşil alanda kalmış burası. Evet. Eski imar planında 2 katlı konut yapma hakkınız vardı. Biz bu planı bitirdikten sonra, bu 5000 yürürlüğe girdikten sonra 1 bölü 1000'lik plan yapılacak. 1 bölü 1000'lik planda şu bölgelerde imar adaları oluşacak. Bu oluşan imar adaları üzerine belediye 18. madde uygulaması yapacak. Bizim buradaki yeşildeki yerimiz uygulamada en yakındaki bir yere ne kadar hissemiz varsa aynı miktarda oraya gidecek. Bir daha tekrar azalmadan. Azalmadan aynı miktarda. 18. metrekare olarak azalmayacak. Daha önce imar uygulaması görmüş bir parsel. Görmüş. İkinci defa uygulama yapılırsa ilave 1 metrekare daha kesinti yapılamaz. Aynı miktarda olmak zorunda. Ben uygulama görmüş parsellerden bahsediyorum. Bakın şu yukarıdaki boş alanlarda uygulama görmemiş. Burada uygulama plan bütünlüğünde terk neyse odur. O da kanunun verdiği maksimum sınır %40'tır. Yani belediye buradan isterse %40'a kadar kısmını bedelsiz olarak alıp uygulama yapabilir. Yani burada halk şunu beklenti içine girebilir. Benim arsamın %40'a gidebilir. Bunu diyebilir. Evet. Ama buradaki insanlar benim parselim 100 metrekareydi, 100 metrekare alacağım diye bilmesi gerekir. Yani tekrar özeline gelirsek bu arsa yakında gidecek ve orada büyük bir parselin içerisinde sizin hisseniz olacak. Yani siz orada 5-6 kişiyle birleşilmiş ve bir parsel içerisinde hisseler olacaksınız. Siz o 5-6 kişi birleşip yeni imar planındaki 6 katlı, 8 katlı planda şekillenecek, verilecek, bir bölüm binlikteki verilecek yoğunluğa göre siz kendiniz yapabilirsiniz, müteahhite verebilirsiniz, bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama kesinlikle eski planın üzerinde bir yoğunluk değeri gelecektir. Orada belki bir de şunu ilave etmek lazım. Örneğin yeşil alanda kalmış. Hı hı. Bu plan notlarıyla şunu getiriyoruz. Aslında 4 tane mahallemiz var. Belki gene biz muhtarlara söz verdik. Başkanım biraz bahseder. Bir de detaya girdik. O mahallelerde yapacağımız 1 ay, 1,5 ay, 2 ay içindeki çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağız. O paylaşmadan sonra diğer mahalledeki hemşerilerimiz de daha iyi algılayacaklar bu konuyu. Peki bu plan şimdi değişir mi? Yeşil alanda kalıyorum ben. Dedik ya yandaki en yakın arsaya taşındınız. 4-5 kişi birleştiniz 2 katlı yerinize.
4, 6, 8 kat gibi imkanlar geldi. Yeşil alandaki binanızda oturmaya devam edeceksiniz. Kimse kamulaştırma yapmayacak. Yani onun için söyledim burada adalet var diye. Yeni durumunuz oluştu. Yeni binanızı yaptınız. Tamam. Şimdi, binanıza nasıl yaptığınıza dayalı kimse, olarak. Kimse bizim evi yıkmayacak ama. Evet. Yeşil, ben de bu evin üstüne bir kat daha çıkamayacağım. Şimdi şunu zaten. Şimdi yani şunu hiç kimse sorulmaz Şakir Bey. Binasının üzerine. Binasının üzerine. Ben buradan Manisa'daki herkese şunu söyleyeyim. Manisa'da siyaset yapanlar, Manisa'da sivil toplum önderi olanlar, Manisa'da mühendislik eğitimi, mimarlık eğitimi, şehir planlama eğitimi almış her bir yurttaşımız, her bir diğer yurttaşımıza şunu anlatsın desin ki, bu binalar kimsenin tabutu olmasın. Bakın, kimsenin tabutu olmasın. Zaman içerisinde kat kat yapılmış bu binaların üzerine kat çıkmak demek cinayet. Bu cinayeti kimse işlemesin. O işlemeye de hiçbir siyasetçi o insanları kandırarak bunu yaparsınız doğru modelini denemesin Şakir Bey. Ama bu binalar mühendislik olarak doğru binalar değil. Bunu iyi anlatmak lazım. Bütün evet. Türkiye'deki birçok kentteki gibi. O yurttaşımız orada oturmaya devam etsin. Yeni binasını belediyenin öngöreceği müteahhitlik yöntemiyle, belediyenin sübvansiyonlarıyla ya da bugün bir gazetede Çevre Şehircilik İl Müdürümüzün kıymetli değerlendirmeleri vardı. Ben oraya geleceğim. Başkanım oraya gelecek. Çeşitli modelleri devlet de koymaya çalışıyor. Hı. Ama gelin ne olur bunu yapmasın Manisa kamuoyu. Yani bu insanlarımız bu evlerinden bir an önce yeni sağlıklı alanlara taşınsınlar. Doğru olan model. İnsanları evlerinden taşımaya zorlayacak bir sistem olmayacak. Kimsenin evine olmayacak diyorsunuz. Ama bunun üzerine kat çıkılmasın. Evet. Yok olmaz. Şimdi orasını şöyle anlatalım. Yani hiçbir zaman insanları evinden çık buraya boşalt denilmeyecek. Şimdi bugün yerel gazetelerin birinde Çevre Şehircilik Müdürümüz kentsel dönüşümde Manisa Belediyesi sınıfta kaldı dedi. Şimdi bu deminden beri konuştuğumuz demiryolun kuzeyindeki mahallelerdeki planlama kentsel dönüşüm planlaması. Az önce İsmail Bey'in anlattığı 150 metre 200 metre yeri varsa yine o parsel içinde o kadar hissesi verilecek. Ama nasıl verilecek? Orada bir yenileme yapılacak. İki katlı binalar belki 8, belki 5 kat, belki 7 kat olarak düzenlenecek. Oradan sizin 150 veya 200 metrekare hisseniz olacak. Onun karşılığında siz daire alacaksınız. Az önce Ahmet Bey'in de dediği bu binalar kimsenin tabutu olmasın dedi. Yani buraları ve merkezde dahi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Deprem riski taşıyan binalar. Bunların araştırılması, performansların ölçülmesi kısa zamanda yapılacaktır. Belediyemiz bu konuda laboratuvar çalışmalarını başlattı ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İlafet Kurulu ve belediyemizin Celalabad Üniversitesi'nden işbirliğiyle bütün Manisa'nın performansı yani binaların depreme dayanıklılığı test edilecek. Evet. Bu deprem haritası çıkarıldıktan sonra da mutlaka oralarda bir iyileştirme gidilmesi lazım. Bu kuzey Demiryolu'nun kuzeyindeki mahallelerde bu iyileştirme gösteren bir plan. Ama biz burada oturmak istiyoruz. Biz henüz kentsel yenilemeye, kentsel dönüşüme hazırlıklı değiliz dediklerinde biz o mevcutu koruyabiliriz. İsmail Bey'in demek istediği bu planlar değişir mi? Değişir. Şimdi değiştirmeyi düşünüyor musunuz peki Manisa Belediyesi'nde? Bir böyle 5 binlikte değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu itirazlar bu Aralık ayı meclisinde meclise gelecek. İtirazlar okunacak. Nelere itiraz edildi tartışılacak. Hı hı. Ve itirazları meclis komisyonu havale edecek. İmar komisyonu havale edecek. İmar komisyonu bu itirazları tek tek değerlendirecek. Şehir plancıyla beraber çalışılacak. Ondan sonra değişmesi, revize edilmesi, yanlış yapılan yerler varsa mutlaka değişecektir. Peki Manisa Büyükşehir Yasası dahiline girdikten sonra yeniden revizyon imar planı yapılması söz konusu olacak mı? Olmaz. Evet. Şimdi niye olmaz? Kesin olarak bunu söylüyorum olmaz diye. Bu plan 20 yıllık periyot içerisinde 500-550 bin nüfusu barındıracak bir plandır. Şayet Manisa bu 20 yıl içinde 1 milyon, 1,5 milyon olacaksa o zaman bu sınırların dışına taşmak zorundadır. Sınırın dışına taştığında da işte çevre yolunun altında Gediz Ovası var. Hiçbir zaman Gediz Ovası'na gidemez. Evet. Hakikaten orası tarım arazisi ve sulama gerektiren bir alan. Onu ben de Manisa olarak kabul etmem. Nereye gidecektir? Muradiye tarafındaki. Uydu kentler yapılacak. Ha, uydu kentler yapılacak. Nasıl bu? Ya da batı kışta, doğu kışta orada bir düzenleme yapılır. Batı kışta, doğu kışta öyle şöyle açıklık getirelim. Yani bazı siyasi
büyüklerimizde işte oralara AVM'ler yapılsın, konutlar yapılsın deniyor. Bana göre bugüne kadar yeşil alan olarak muhafaza edilmiş bu kışla arazileri yine aynı şekilde muhafaza edilsin, şehrin nefes alacağı yerler olsun. Hiçbir zaman orasını konutla doldurup o yeşil alanları katletmeyelim. Peki şehirde bir takım iddialar var. Belli kesimler rant sağlandığı yönünde. Bu iddialar ne kadar doğrudur? Şimdi onunla ilgili şunu da iddiala söyleyebilirim. Tapu'da bunun araştırması yapılabilir. Yani son bir yıl içinde, iki yıl içinde kimler ne kadar yer almış, kimler el değiştirmiş. Bunların araştırması yapılabilir. Başkanımız mecliste de söyledi. Şu ilave revizyon imar planı dediğimiz imarı olmayan Kuşlubahçe civarındaki boş alanlarda herkesin dedesinden, babasından kalmış tapulu malında zerre kadar kimsenin mal satıp mal aldığı bir şey görülmemiş. Peki bu ilave imar planı içerisinde bir alan dikkatimi az önce çektiğini söylemiştim. Orada AVM mi planlanıyor? Orası o kırmızı ve yeşil olan hiç bölgede. AVM planlamıyoruz. Yabancı sermaye getirecek evet, AVM'de. AVM'ye biz karşıyız. Yok. Yani ama ben mimar olarak, orası AVM hayır. Değil. Orası yer alan, ticari bir alan. Mutlaka orada o kadar bir alanda mutlaka bir ticari alan olacaktı. Dikkat ederseniz hiçbir konutun altında ticari alan yoktu. Şakir Bey bir şey söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum var. Ticaret tabii orası da. Güzel yurtta bunun örneğini yaşadık. Şimdi 18 uygulaması yaptığımız zaman biz şimdi vatandaşın yeri ticaret alanındaysa siz sizin yeriniz olsa konut mu istersiniz ticaret mi istersiniz? Ticari alan istiyorum. Ama çoğu insan konut istiyor. Onun için yani kimse bunu bilemiyor. O yüzden Güzelyurt Mahallesi'nde vatandaşların kaybı %40, %7 resmi kurum payı, %4 de orada ticaret de hisselendirdik bütün vatandaşlar. Yani büyük bir ihtimalle orada ticaret hisselenmiş olacak bütün vatandaşlarla. Orada kop gibi düşüneceğiz orayı. Yani kaldığı yerde kalmayacak. O siz biliyor musunuz orası kime ait? Ya yok, o parsel onu yani şimdi, o parselin altındaki kişiye verilmeyecek orası. Onu demek istiyorum yani. Yani nasıl orada olur? Herkesin hissesi olacak. Anladım. Büyük bir ihtimal öyle olacak. Yani Şakir Bey şöyle bir şey olması lazım. Hayır önce hem düşünülmedi mi? Neden büyük bir ihtimal diyorsunuz? Ondan yani o düzenlemenin ortak payının durumuna bağlı demek istiyorum. O anda kaç çıkacak işte düzenleme ortak payı ona göre. O çerçeve. Şimdi şöyle bir şey. Yani bu bahsettiğiniz ticaret alanı bizim gelişme alanlarımızın merkezi. Evet. Yani sonuçta orası dikkat ederseniz tarla şu an belki de değil mi? Tarla, tabii ki şu anda öyle yani şu anda tarım alanı yani boş alan. Şimdi şöyle bir şey yakınında çok büyük rekreasyon alanı var. Yani o rekreasyon alanında tekrar rekreasyon alanı ve bu bizim merkezin içinden geçen ciddi bir yaya ve yeşil aksımız. Evet. Ve burada bir alt merkez düşündü. Burada dikkat ederseniz şu şemada kahverengi gittikçe içeri doğru düşüyor. Yani yoğunluk düşüyor. Burası dışlarda yüksek yoğunluk, içeride düşen bir yoğunluk. Yani bizim bu kırmızı leke olarak gördüğünüz alan az katlı, nezih bir mekan olacak. Yani Manisa bütünü ve özellikle de bu alt bölgeye hitap edecek ticaret çarşısı. Evet. Yani burada çok büyük bir beklentisi olacak bir yer değil. Geleneksel bir çarşıdan bahsediyoruz. Evet. Evet. Ve müdürümün bahsettiği şu. AVM değil yani. Daha önce yapılan uygulamalarda yapılmış. Peki AVM yok mu burada? Yok. Yok. Ne olacak? Manisa'da AVM olmayacak. AVM olmayacak. Küçük esnaf kalkınmaya devam edecek. Evet. Müdürümün arz ettiği, bakın biraz önce bu tür yerlerde biz imar uygulamasıyla mümkün olduğunca bu alanları kamu elinde bırakırsak burada hiçbir şekilde spekülasyon olmaz. Evet. Öyle olacak. Evet. Bir diğer de ticaret alanlarına başlık açtınız. Manisa yönetiminin bence hakkını verip tartıştırmanız gereken basın olarak önemli bir konu var. Manisa gerçekten çok büyüyen bir kent, iyi gelişen bir kent. Gelir dağılımını belediye düzenleyemez tabii mevzuatımız çerçevesinde. O başka bir tartışma konusu ama Manisa kent dinamikleriyle Manisa esnafını, Manisa ticaret erbabını daha fazla nasıl kalkındıracağımız bir imar planı kararıyla belli ölçeklerde yapılabilir Şakir Bey. Burada da bakın bu fuar alanını, büyük rekreasyon alanını, şimdi bu fuar alanına gerek var mıdır? Belki başkanımın açmasında fayda var. O ticaret alanları kime nasıl hitap edecek? Ülke ekonomisi açısından Manisalı esnaf orada ne yapacak? Bunlara bence girmekte fayda var. Şu
Mimar Sinan Bulvarı'nın devamında bir hayli ticari alan gözüküyor. Evet. Fuar alanı dediğiniz alan var. Evet. Geniş bir alan. Rekreasyon alanı var büyük. Mesela fuar alanında da orada bakabilir miyim İsmail Bey ne kadar itiraz gelmiş? Bana göre fuar alanındaki kimleri alanı varsa en şanslı onlar. Evet. Neden? E tabii şimdi fuar alanında 70 civarında itiraz gelmiş. 70. Yani oradaki olan zaten parseller çok büyüktür. Büyük ihtimalle bütün parsellerin itirazı var. Herkes evet. itiraz ediyor. Yani ama gerçekten şunu hep söylüyorum. Şu plan notları, bu planın eki o plan notları. Peki bu kadar büyük yani, bir fuar alanı yani kaç metrekare yer burası? 1 milyon metrekare. Şimdi 100 orası, hektar civarında. Orası bak 1/100.000'lik planda da fuar alanı gözüküyor. Biz yine öyle koruduk. Ama o fuar alanında neler olacak? Plan notunu okuyor. Ben şuradan onunla yani ilgili not okuyacağım size. Vatandaşlar yanlış anlıyor. Plan notlarında aslında onun açılımı var. Şimdi fuar alanı bu paftada renk olarak yeşil gözüktüğü için insanlar kişi mülkiyetinde olmayacağını, buranın kamulaştırılacağını, hiçbir şekilde hak sahibi olamayacağını düşünüyor. Ama bununla ilgili modellerini geliştirmek lazım. Yani burada bizim öngördüğümüz şu. Burası fuar alanı. Yaklaşık 100 hektarlık bir alan. Çok da büyük bir alan. Bu alanla ilgili ne yapılabileceğini biz buraya plan notlarına tarif ettik. Ve bu bizim bu tarif ettiğimiz şekilde bir mimari alan proje yapılacak ve bu getirilen fonksiyonlar bunun içerisinde şekillenerek parça parça veya etaplar halinde uygulama yapılacak. Şimdi bizim bu alanda ne yapılacağımızı gelince şimdi fuar alanında ulusal ya da uluslararası nitelikte ticari maddelerin ya da hizmetlerin periyodik, sürekli ya da süresiz sergilendiği alanlardır. Bu alanlarda prestij yapıları, gösteri ve sergi yapıları ile geniş servis mekanları yer alabilir. Uygulama mimari alan proje doğrultusunda yapılacaktır. Bu alanda sosyokültürel tesisler, sergi, gösteri alanları, sinema, tiyatro salonları, kapalı ve açık spor alanları, hayvanat bahçesi, luna park, showroom, ticari ve idari birimler, galeriler ve bunun gibi tesisler yer alabilir. Siz bu alanın bu neresi alan... olduğunu gördünüz mü? Efendim? Şu saydıklarınızın planlandığı yerin neresi olduğunu gördünüz mü? Çok iyi biliyorum. Yani ben... yani şimdi böyle bir imkana itiraz eder misiniz? Valla. Siz şu anki konum itibariyle bunu söylüyorsunuz. Tabii çok uzun zaman, evet, uzun vadeli düşünmek uzun lazım. Belki bu arsaların sahipleri bu yapılan düzenlemeden bir şey anlamayabilirler. Ondan çocuklar da anlamayabilir ama daha sonra gelecek nesil. Bu şöyle düşünün ama ben hiç öyle bakmıyorum meseleye. Şimdi belediyelerin görevi, bakış evet. görevi, ben şöyle örnek veriyorum. 1935'te, 40'ta, 50'de seyircilerimiz affetsin, belediye hamamı vardı, belediye fırını vardı. Halen bazı belediyeler bazı şeyleri yapıyor küçük ölçekte. Belediye oteli vardı. Ticaretin içindeydi belediyeler. İktisadi büyüklük oydu çünkü özel sektör yoktu. Şimdi belediyeler bu işin düzenleyicisi, şimdi markaken kavramını koydu Sayın Başkanım. Hani böyle isteniyor gibi ama bakınız şimdi İzmir Expo meselesini tartışıyor. Bütün ülke almaya çalışıyor. Şimdi Manisa Büyükşehir meselesini konuşuyorsunuz. Manisa İzmir'in interlandında bir kent değil mi? Yani İzmir'in gelişme dinamiklerinden Manisa nasıl etkilenmeli? Expo'dan Manisa yani, nasıl faydalı? Manisa Belediyesi bunların içinde olsaydı yani çok daha şey... Manisa Belediyesi bunları düşünüp yol göstermeli, öncülük etmeli. Şimdi bakın çok büyük bir sanayiniz var. Ve sanayiniz gittikçe büyüyor. E bu sanayiniz sürekli yani Türkiye artık bunu aşacak. Yani fuarlar, sürekli satış alanları, ben satış fuar alanı olmasına karşı değilim. Sektörde çok uzak birisi değilim. Yer biraz yani düşünülen yer sergi alanları için. Yeri çok uygun. İstanbul İzmir kavşağı üzerinde otobüslerin bulunduğu alanda ve çevre yolu üzerinde. Hızlı tren istasyonu evet. yani biraz hani o dinamikler bizi yönlendirdi ama evet. bir ölçüde de tabii geçmişten beri oluşmuş olan o 100 binlikten gelen bir algı var. Ona bakmak lazım. Geçmişten gelen algı var. Evet özellikle kenar mahallelerde yaşayan vatandaşların yerlerinden edileceği endişesi vardı. Siz bu konuya epey cevap verdiniz. Evet. Kimse yerinden edilmeyecek. Herkesin özellikle saydığınız Fevzi Çakmak Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Spil Mahallesi, Kuşlu Bahçe, Yeni Mahalle, Nurpınar, Turgut neydi o? Turgut şey Turgut Özal Mahallesi, Ahmet Adnan Menderes. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki vatandaşların hiç kimsenin yeri azalmayacak. Kimse yerinden edilmeyecek. Hak sahibi olan hak sahibi olmaya devam edecek. Yeri yeşil alan dahi olmuş olsa
onların mutlaka bir başka yerde 150 metrekare ise 150 metrekare, 500 metrekare ise 500 metrekare yerleri mutlaka olacak. Bunu belediye başkan vekili Azmi Açıklı söyledi. Evet, yazacak da var değil mi? Biz bunları meclis itirazları komisyonu havale ettikten sonra mahallelere gidip tek tek bunları anlatacağız, izah edeceğiz ve vatandaşın mağduriyeti diye söz konusu olan bu tartışmalarda tamamen kapanacaktır. Herkes de mutlu. Peki şimdi ne olacak başkanım? 5000'lik planlar oldu. 5000'lik planlar işte itirazlar değerlendirdikten sonra 5000'lik plan revize edilecek, sonra 1000'lik planlara geçilecek. Evet, ben hemen Taner Bey'e sormak istiyorum. Ruhsat verilmesi durduruldu mu? Şimdi bu revizyon imha planından dolayı inşaat sektörünün Manisa'da kilitlendiği, hiçbir müteahhide ruhsat verilemedi. Dolayısıyla inşaat yapılamadığı öne sürülüyor. Ondan önce şunu söyleyebilir miyim? Şimdi her dilekçeyi veren vatandaş, gene oraya gelmek istedim. Dedi ki verirken, yani siz bunları okumazsınız bile dedi. Hı hı. Tam tersi, biz şimdi gerek İsmail Beyler gerek biz geceli gündüzlü çalıştık, başkanım da söyledi. Bütün dilekçeleri tek tek okuyarak tasdif ediyoruz ve bunları belediye meclisine sunacağız. Kayıt numarası veriyoruz ve insanlar kayıt numarasından meclis sitesine bakarak dilekçesinin orada olup olmadığını kontrol edecekler. İnşaat ruhsatlarında şöyle bir şey var. İmar durumlarında da aynı şey söz konusu. Şimdi Manisa'nın tamamında bir revizyon imar planı yapıldığı için ister istemez bazı yerlerde ufak da İsmail Bey anlattı. Yol genişlemeleri, ne bileyim köşe kırıkları, bu tür yerler var. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. 5000'likte bu ölçekte onları göremiyoruz. Nasıl yapacağız? İsmail Bey aracılığıyla gerek faksla gerek telefonla anlaşarak bir şekilde imar durumları üzerine not düşerek bir şeyler yaparak çabukluk sağlayarak imar durumları ve ruhsatların verilmesini sağlıyoruz. Ama planda özellikle değişen bir yer varsa tabii o ruhsat aşamasında bir sıkıntı yaratıyor. O da çok cüzi bir yer yani. Evet, sevgili Sipil Mahallesi muhtarımız Nebi Güney, seni çok beklettik bu akşam. Ve Bakiye Saraç, sizin de sorunuzu soracağız. Esref Yılmaz, sizi de unutmadık. Nagihan Toprak Hanımefendi, sizi de unutmadık. Sorularınızı Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Azmi Açıklı'da ve o işin uzmanına yönelteceğiz. Ama önce kısa bir reklam arası.